öldü diyorlardı. Yine kim öldü? Yine kime ağlıyorsun anne? Bir şey diyemiyorsun. Yutulmaktan başka elinden bir şey gel. Çok zor. Yani telefonda kulağımız. O entübe oldukları zaman bile son nefesini verdiğini göremiyorsun. Kötüye gidiyor. Ama bir telefon çalıyor, ölüm haberi geliyor. İlk rahmetli olanın eşi. 2 gün aralıklarla onları ambulansla hastaneye gönderdik. Direkt yoğun bakıma alındı zaten. Kızım da selamı var sana. Naci Dündar'ın ortanca kızıyım. Babam kanser hastasıydı. 2 ay hastanede yatma süreci oldu. Bu süreçte tedavisi devam ediyordu. Hastanede yattığı süreçte bu tedavisi devam ederken Kasım ayına girmeden, Ekim'in sonu gibi bizim Kayseri'de bir test vermemiz gerekiyordu. O hafta Kayseri'ye gidip geldik. Bu süreçte amcalarım bizimle birlikteydi. Hastaneye gidip gelme sürecimizde bize çok yardımcı oldular. Kardeşlerine tedavi bulma amaçlı. Çok dikkat ediyorduk. Virüs vardı ve babam çok korkuyordu. Zaten bir hastalıkla mücadele ediyor. Ölümle burun buruna düşüncesini hiçbir zaman kafasından çıkarıp atamıyordu. Hiç beklenmedik bir şekilde düşünün. O ölüm daha da hızlı bir şekilde sizi bulacağını düşüncesi onu daha da korkutuyordu ve bu dönemde tek tek hastaneye zaten gidip ihtiyaçlarını karşılamak için, ziyaret etmek için hepimiz tek tek hastane odasına giriş yapıyorduk. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorduk. Çift maskeli, eldivenli ama olmadı. Virüs geldi, buldu onu da. Ve o süreç çok hızlı bir şekilde, birkaç günün içerisinde oksijen seviyeleri düşmeye başladı. Yani kimse virüsten şüphelenmedi çünkü hastalığı var zaten, kronik bir hastalığı var. Beyin metastazı geçirmişti, vücut fonksiyonları gitgide yavaşlıyordu, azalıyordu. Hiç beklemediğimiz bir anda bir telefon geldi ve entübe edeceğiz dediler babanızı. Entübe ettiler, babamı başka bir hastaneye gönderdiler. O hastaneden virüs olduğu anlaşıldı testlerde. Virüs o ciğerleri komple parçalamıştı. Çok hızlı bir şekilde. Entübe edildi ve entübe edilmesinden 4-5 gün sonra vefat haberini aldık. Ve bu süreçte yanında olamadık. Çünkü ailemizin geri kalanı da birçok kişi virüsü almıştı. Amcalarım onun için mücadele ederken onlar da virüs almışlardı ve cenazesine katılamadılar. Düşünün, bu virüsü hasta insan ya da sağlam bir insan üzerinden düşünüyorsunuz. Bir de bunu cenaze halini düşünün. Cenazeniz sahipsiz bir şekilde, tabutuna el sürecek adam bulamıyorsunuz. İnsanların korku dolu bakışlarıyla karşılaşıyorsunuz ve aynı durumu onlara yaşatmamak için bir şey söyleyemiyorsunuz. Babamdan 2 gün önce amcamın vefat haberini aldık yine virüsten dolayı. 2 gün araları oldu. Ondan sonraki hafta bir ölüm haberi daha. Eniştemizi kaybettik. Ondan sonraki hafta yengemiz ve en son halamızın vefat haberi. Yani Kasım ayı 20 gün içerisinde 5 vefat haberi aldık biz. Ne kadar dikkat edersek edelim, çift maskelerle, aman bana bir şey olmaz düşüncesiyle, lütfen gittiğiniz yerlere dikkat edin. Çünkü insanın aklı almıyor. Nasıl aldım, nasıl kaptım düşüncesine bile gelip sizi bulmadan bir bakıyorsunuz ki hastasınız. O yüzden lütfen, lütfen, biliyorum kanser hastaları var. İçinde hastaneye gitmek zorunda olan kişiler var. Gidip geldiğiniz zaman aile bireyleriyle aynı ortamda bulunmayın. Çünkü bunun vebali çok büyük. Size bir şey olmuyor, siz ayaktasınız ama en sevdiğinizin ölümüyle sınanıyorsunuz. Lütfen
herkes dikkat etsin, rehavete kapılıp da böyle bir şey yaşamasın. Bizim en son bir aile ziyaretimiz oldu. Herkesin bir araya geldiği. Ondan sonra zaten herkesin aldığını düşünüyoruz. O yüzden diyorum yani aile ziyaretleri, kalabalık ortamlardan uzak dursunlar yani. Aslında çok tedbirli gidiyorlardı yani, tedbirli bir şekilde dikkat ediyorlardı. Bir dayımın kanser hastası olmasından dolayı onun ziyaretleri sıklaştı. Onun tedavi sürecinde herkes destek olmak için hastaneye yoğun bir şekilde desteklerini göstermek için gidip geliyorlardı. Son dönemde de yani bu tedbirler biraz unutuldu. Aile içinde bu tedbirler unutuldu. Büyük ihtimalle bu tedbirleri gevşetince buradan kapıldı yani, biz öyle tahmin ediyoruz. Aile ziyaretleri oldu. Hastamızın üzüntüsünden dolayı ailemizden 5 kişiyi kaybettik. Sadece bu 5 kişi değil yani, aileden bir 10-15 kişi virüsü aldı. Çok şükür diğerlerini kurtardık ama annemi, babamı, iki dayımı, yengemi maalesef kurtaramadı. Düşünün, dayınız, içiniz yanması gerekirken daha en yakınınız, anneniz, babanız ölüyor. Yani artık düşünemiyorsunuz. Çünkü en yakın da acı veriyor insana. Benim şeyim, yani insanlara mesajım, bu tedbirleri kesinlikle bırakmasınlar. Aile içi toplanma, ziyaretleri, şu pandemi sürecinde şey yapsınlar yani, biraz ertelesinler. Çünkü bizim vefat eden yakınlarımız tedbirleri önceden çok iyi almışken bir anlık bu gaflete kapılıp bu tedbirleri gevşettiği için hepsi birden bu virüsü aldı. Bu süreçte çok büyük acılar yaşadık. Yani bana bir şey olmaz düşüncesini bir kere kafamızdan çıkartacağız. Dikkat edip kalabalık ortamlara, kalabalık aile ziyaretlerine, cenazelere, düğünlere bu süreçte erteleyeceğiz. Ben de bu virüsten annemi, babamı, halamı, eniştemi ve küçük amcamı kaybettim. Aileden 5 kişiyi kaybettik. Halamgil'de hep bir araya gelip toplandılar kardeşler. Orada herhalde ki birbirlerine maskesiz daha oturdular. Çünkü benim annem babam çok dikkat ederdi. Babam da kronik kalp hastasıydı. Annem de tansiyon hastasıydı. Bir anlık işte bir arada kardeşlerin oturması, maskesiz artık orada çay falan yemek yemişler. O toplumda bir anlık gafletten hepsi birden aldılar. Ailede 15-20 kişi aldı. Yani en küçük amcamı herhalde ki ben Kayseri'ye giderken gittim ziyaret ettim. Dedim ki de artık ben amcamı göremem herhalde. Oradayken amcamın haberini alırım. Ama hiç annem, babam, halam hiçbir aklıma gelmemişti. Yani çok büyük bir acılar yaşadık. Hepimizde ben virüs var, bu gerçeği ben de bazen internet haberlerinde okuyorum. Gençlerimizden alaya alanlar, pandemiye halen de inanıyor musunuz? Böyle alay konuşanlar, gençler var. İnsanın başına gelmeyince bilmiyor. Kendisi yaşamaz sanıyor, kendinin başına gelmez sanıyor. Biz bunu çok acı hissettik ve yaşadık. Gerçekten çok ağır bir deneyimdi. Allah'ım bir daha vermesin.